Evet, iyi yayınlar Gülgün Hanım. Öncelikle şunu söyleyeyim, 16 milyon emekli bu Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak kararı bekliyordu umutla. Fakat bizler daha önce de söylemiştik, çok farklı bir sonuç çıkmayacağı yönünde. Bugüne kadarki politika emeklerle ilgili uyguladıkları uygulamalara baktığımızda, doğrusu Birleşik Emekliler Sendikası olarak bizi çok yanıltmadıklarını söyleyebilirim. Diğer konuda da hani tespiti doğru yapmak açısından şunu söyleyeyim. Kamuoyunda sık sık bu verilen 5.000 TL'nin 29 Ekim Cumhurbaşkanı ikramiyesi olduğu söyleniyordu. Bu bir ikramiye değil. İkramiye her yıl kalıcı olarak alınması gereken bir tanımdır. Bu sadece bir sefere mahsus, bu yıl için bir sefere mahsus verilen hafif tabirle yardım, kaba tabirle de sadaka emekliye. Fakat işin daha garip yanı, bu senede bir kez verilecek olan, işte adını ne dersek diyelim, ister yardım diyelim, ister başka bir şey diyelim, bütün emeklileri kapsamadı. Şimdi bugün baktığımızda Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını dinledikten sonra Cumhurbaşkanımız diyor ki çalışanları bunun dışında tuttuk, kapsam dışı. Pekala, çalışanlar kim? Geçinemediği için, yani en düşük emekli maaşı alanlar geçinemedikleri için ek iş yapmaya zorunda bırakıldılar. Yani bu 5.000 liradan faydalanamayan kitle geçinemediği için, en düşük maaşı aldığı için çalışmak zorunda olan kitle, en fazla ihtiyacı olan kitle. Bu birincisi. Bunlar mağdur edildi. İkinci yanı ise sadece çalışanlar değil, aynı zamanda diyelim ki Bağkurlu bir emekli, esnaf. Yıllarca esnaflık yapıyor, emekliliği dolmuş, emekli olmuş fakat esnaflığa devam ediyor. Bu da faydalanamıyor. Veya bir yönetim kurulunda üyesi, bu da faydalanamıyor. Sadece bunlar mı? Hayır. Daha önceki programlarda da size sık sık dile getirdiğimiz 6 milyon civarında dul ve yetim aylığı alan var. Örneğin dul maaşı alanlar 5.500 TL ve altında maaş alıyorlar. Bunlara 5.000 TL'lik ikramiyeden %75 oranında faydalanacaklar. Yani bu da 3.750 TL. Yine yetim aylığı alanlar %25'i oranında faydalanacak. Bu da 1.250 liraya tekabül ediyor. Yani sadece çalışanlar değil, toplumun en mağdur kitleleri ciddi anlamda, sayısal bakımdan da ciddi anlamda mağdur edilmiştir. Herhangi bir iyileştirme yapılmadığı gibi mağduriyetleri daha da büyütülmüştür. Ve şimdi bu doğrultuda aslında bu verilen 5.000 lira bize şunu da gösterdi. Biliyorsunuz daha önceki programlarda da söyledik. Biz dedik tabanda değil, tavanda eşitlenmek istiyoruz. Fakat iktidarın uyguladığı politikalarla bu 5.000 liralık yardımı bile verirken emekliler arasında kademeli bir yöntem uyguladıklarını görüyoruz. Ocak ayında verilecek emeklere maaş artışlarında da aynı yöntemi izleyerek emekler yeni mağduriyetler yaşayacaklardır. Bu da nasıl? Bir, kök maaşlarına artış yapmayacaklar. Seyyanen zam verecekler. İkincisi, kademeli bir artış yapacaklar. Primini yüksekten ödeyen emeklere düşük, işte düşük emeklere de onları da tatmin etmeyecek oranda bir nebze daha olsun 10 bin lira gibi, 10 bin 500 lira gibi bir rakama yükseltecekler. Yani emekler yine enflasyonun altında ezilmeye devam edecekler. Şimdi sizin programınızda da Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamasını dinledim. Maalesef biraz hayretle dinledim. İşte enflasyondan bahsetti. Bu enflasyonun frenlenmesi için de dedi, maaş artışlarının da dedi ilk konsile edilmesi gerekir dedi. Bakın, aslında emeklere verilecek zamın kaynağı var. Eğer siz enflasyonu konsile etmek istiyorsanız önce şuna bakacaksınız. Köprülere verilen araç garantilerine, hastaneye verilen hasta garantisine, hava yollarına yani havalanlarına verilen yolcu garantisine,
Birçok örnek sayabiliriz. Eğer tasarruf etmek istiyorsanız buralarda tasarruf ederek rahatlık ve emekliye insanca ve insan onuruna yaraşır bir maaş verebilirsiniz, bir kaynak aktarabilirsiniz. Tabii. Peki Sayın Şengül, ne olacak? Yani emekliler taleplerini sürekli dile getiriyorlar. İşte bir miting de yaptılar. Ne olacak? Ne olması gerekiyor? Yılbaşına doğru belki bir düzenleme yapılır gibi ifadeler var. Gidiş nereye doğru? Şimdi şöyle izah edeyim size. Burada niyet çok önemli. Mesela tasarruf yapılacaksa topyekun ülkedeki çalışanıyla, emeklisiyle, milletvekiliyle, cumhurbaşkanıyla, iş adamıyla, müteahhitleriyle topyekun tasarruf yapalım. Ama niçin tasarruf gündeme geldiğinde devletten ihale alan müteahhitlere vergi affı geliyor? Mecliste 600 tane milletvekili var. Bunun 300 tanesi hem milletvekili maaş alıyor, henüz milletvekillikleri devam ediyor. İşte çalışan emekliye 5 bin liralık yardım verilmezken milletvekilliği devam eden milletvekili ayrıyetten emeklinin 10 katı maaş tutarı kadar emekli maaşı veriliyor. Şimdi hakkaniyet bunun neresinde? Demek ki bugünkü iktidarın gündeminde veya önceliğinde veya programında emekliler yok, dar gelirliler yok. Bunu bir kere net bir şekilde söylememiz lazım. Olması gereken de şu. Bu ülkede yüksek maaş alan emekli de, düşük maaş alan emekli de, milletvekili de, Sayın Cumhurbaşkanımız da ekmeği 8 TL'ye alıyor. Doğal olarak da işte az evvel bahsettim. Hala 5.500 TL emekli dul yetim aylığı alanlar var. Şimdi kök maaşlarının iyileştirilerek seyyanen zam değil. Refah payı değil. Kök maaşlarının iyileştirilerek dul yetimler dahil en düşük emekli aylığının 15.500 TL'ye yükseltilmesini talep ediyoruz. Ve bunun üzerine de ayrımsız bir şekilde bütün emeklilere %25 enflasyon farkı verilmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde Evet. Cümleyi tamamlayalım. Başka konuklarım da olacak. tabii aksi takdirde emeklilerin yaşamda kalma şansı yok.